Onlar değerler takımı. Çocuklar onların dünya dışından geldiğini düşünüyor. Hatta bazıları onları uzaylı zannediyor. Ancak değerler takımı dünyanın varoluşundan beri bu topraklarda. Birçok bilgenin, tarihi kahramanların çocukluğunda yanlarında bulunarak değerlerimizle onlara destek oldular. Şimdi tüm çocuklara destek olmak, sorunlarını çözmek için görev başındalar. Onlar değerlerimizle dünyayı daha güzel hale getirmenin peşindeler. Bu arada unutmadan hatırlatalım. Onları sadece destek isteyen çocuklar görebilir. Sorumlu, özden, sevgi, dürüst, adalet, saygılı, yardımsever, sabırlı. Hemen topla şurayı Selçuk. Ama usta, ayna cezmi yüzünden kırıldı. Yerleri onun temizlemesi gerek. İtiraz istemiyorum Selçuk. Bu senin haşlığın cezmi. Vay haylaz. Al bakalım Selçuk, bu da senin. Neyin var Selçuk? Ne bu surat? Usta, cezme ile bana adil davranmıyorsun. Bu durum beni çok üzüyor. Olur mu öyle şey? Cezmi yeğenim olmasına rağmen ikinize de eşit para veriyorum. Adaletsizlik mi bu? Ah usta, ah! Eşit olunca adil olunmuyor ki. Tabii ki olunur Selçuk. Hadi takma bunları. Doğru evine git. Güzelce dinlen. Merhaba değerler takımı. Size ihtiyacım var. Ben yaz dönemi için berberde çıraklık yapıyorum. Yanımda da berberin yeğeni Cezmi var. Cezmi yaramaz bir çocuk. Hem çalışmıyor hem de yaramazlık yapıyor. Dayısı da ona yeni olduğu için hiç kızmıyor. Oysa ben sabahtan akşama kadar çalışıyorum. Her işe koşuyorum. Ama ustamız bana hiç teşekkür etmediği gibi Cezmi ile bana aynı harçlığı veriyor. Bu hiç adil değil. Onlara bu durumun adil olmadığını anlatmak istiyorum. Bana yardım eder misiniz? Adalet, bu tam da senin yapabileceğin bir iş. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Sabah erken kalk Selçuk, biz geliyoruz. Merhaba değerler takımı. Merak etme Selçuk. En kısa zamanda bu sorunu çözüp adaleti sağlayacağız. Peki ne yapacağız? Selçuk, ustana haber verip işe geç geleceğini söyler misin? Tamam ama... Merak etme. Biz hem ustana hem Cezmi'ye senin işinin kolay olmadığını göstereceğiz. Cezmi, yerleri süpürür müsün evladım? Ne gerek var? Temiz her yer. Cezmi! Tamam. Kızma usta hemen.
Sevgi, şimdi sıra sende. Cezmi, toz birikintisini kürekle çöpe atsan bunlar olmazdı. Bir rüzgar çıktı, mahvetti dükkanımızı. Cezmi hiç çalışmıyor ve sürekli yaramazlık yapıyorsun. Selçuk'un yerini dolduramıyorsun. Hemen işe koyul Selçuk. Nerelerdeydin sen? Cezmi ortalığı mahvetti. Usta, ben veda etmeye geldim. Artık çalışmayacağım. Hayırdır oğlum? Okulların açılmasına daha çok var. Nereden çıktı bu veda? Bak, dükkanın sana ihtiyacı var. Sorun da tam olarak bu usta. Ben elinden geleni yapıyorum. Çalışıyorum, sana yardım ediyorum. Sen ise hiçbir şey yapmayan Cezmi ile bana aynı harçlığı veriyorsun. Bu hiç adil değil usta. Adalet, haklının hakkını vermektir. Kararlı ve ölçülü olmaktır. Haklısın evlat. Bazen eşit olmak, adaletli olmak anlamına gelmiyormuş. Ama eğer çıraklığa devam edersen, adil davranacağıma söz veriyorum. Sadece sana karşı değil, herkese karşı adaletli davranacağım. Teşekkür ederim usta. Merak etme, yine aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Cezmi'ye de aynı harçlığı verebilirsin. Ama benim gibi çok çalışması şartıyla. Artık ben de karar aldım. Yaramazlık yok, çok çalışmak var. Usta, benim biraz işim var. 5 dakikaya dönerim. Çok mutluyum. Sayenizde ustama adaletli olmak nedir anlatmış ve Cezmi'ye de ders vermiş oldum. İyi ki varsın Adalet. İyi ki varsınız değerler takımı. İki bilye bana, bir bilye sana. İki bilye bana, bir bilye sana. Cezmi. Tamam. Şaka. Sadece şaka. İki bilye sana, bana bilye yok.